Ben bir de ben merak ediyorum. Burada bir günün sabahtan akşama nasıl geçiyor? Sen o sırada bana onu anlat. Tamam. Biz de bunu doğru. Ben şu etleri falan kenara alacağım. Çocukları işe gönderiyorum. Kız, iki tane kızı okutuyorum. Kaçta kalkıyorsun? Sabah 7'de kalkıyorum. 7.30'da maraton başlıyor. Sabahta hazırlıyorum. Kızlar okula geçiriyorum kızlara. Bir tane ortanca kızım bu sene Allah kısmet ederse lise sona hazırlık istiyor. Üniversite istiyor. Silivri'ye olacağım ona Allah nasip kısmet ederse. Silivri'ye ne şey? Lisesi ne tarafta? Silivri'de ama bizde şimdi artık yani köyde yaşadığımız için bizim masraflı oluyor. Yol parası ver, yanına kahvaltı parası ver, yemek parası ver. Bayağı bir maliyetli oluyor. Ama eğitim. Bir dershane. Eğitim olduktan sonra ben çocuklarımın arkasındayım. İşte gece gündüz kadın. Çalışmak istiyorum. Bir kadın için bakın yani görüyorsunuz değil mi? Emek. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu, bu hep söylüyoruz aslında da yine tekrar üstünü çiziyorum. Hatta altını da çiziyorum, her tarafını çiziyorum. Kadınlar yapmak istedikten sonra her şeyi yapabileceğinin en büyük kanıtı. Evet. Köyde, bağda, bahçede, şehirde, nerede olursa olsun bir şekilde eğitime fırsat verebilmek adına burada bu kadar emek sarf ediyorsunuz. Nasipse dershaneye yollayabilecek misiniz? İnşallah yollayacağım Allah nasip kısmet ederse. Çok istiyor çünkü çocuk. Dedim yollamayacağım, başladı ağlamaya, ben okumak istiyorum diyor. Aa olmaz öyle. Öyle deyince ben üzüldüm yani. Bütçesel mi biraz şey var? Evet, dershaneler öyle. Bir de sen ayrıyetten yol parası vereceğim, bir de yemek parası vereceğim. Olmaz öyle. Gidecek evet, o okula. İnşallah. Dershaneye neyse. İnşallah. Hayali ne olmak istiyor? Hayali hakim olacak. Hadi. Evet. Kesin gidiyor. İnşallah. Çocukları okula yolluyorsun. Yolluyorum. Ardından? Ardından eşime yardım ediyorum. Eşimin arkasındayım her zaman. Eşime diyorum ki ben borçtan korkmam. Allah bana sağlık versin, ben çalışayım. Eşin ne iş yapıyor? Eşim köpek eğitiyor, köpek bakıyor dışarıya. Aa, evet. Böyle şey gibi mi? Otel gibi bir şey evet, mi yani? Evet, pansiyon gibi kullanıyoruz onu. Pansiyonumuz var, köpek pansiyonu. Köpekleri teslim ediyorlar size, siz de bakıyorsunuz. Bakımlarını yapıyor, tıraşlarını yapıyor, yıkıyor onları. Benim eşim kış günü köpekte eğitiyor. Yaz günü de çatı onarıyor. Ben onun arkasındayım, köpeklere ben gidiyorum. Yemlerini veriyorum, sularını veriyorum, bakımlarını ben yapıyorum. Her şeyimi kendim yapıyorum. Dolabımı dolduruyorum. Oh! Burada ekiyorsun, biçiyorsun evet, zaten. Evet, ekip biçiyorum. Aman! İstedikten sonra yapamayacak hiçbir şey var mı? Yok. Yok. Tamam. Yeter ki Allah sağlık versin. Amin. Her şey olur. Nasıl tanıştın eşinle? 10 sene çıktım ben eşimle. Sevgi flört. Evet. Aa, görücü usulü bekliyorum. Yo, acaba. 10 sene flört. Evet. Nerede tanıdın? Köyde, düğünde. Hadi, başla. Benim eşim sözlendi. Biz 10 sene çıktık, askere gitti, geldi, evlenseydi. Köyde, şimdi biz sözlüyüz. Cama taş atar, gelir konuşmaya. Ondan sonra yerde kar var. Ailem görmesin diye sabahleyin ikinci katta oturuyorum. Bir kova su yere, yerler belli olmasın diye. Sen şaka yapıyorsun, kara bastı, belli olmasın diye kova su döküyordun. Evet, sabah erkenden kalkardım, annemden babamdan önce yerde kim gelmiş camın altına diyecek, bana soru soracak. Hayır. Diyemem ki sözüm gelmiyor. Atla bak ama. Baya, başka? Güzel anılarımız var. Vallahi güzelmiş ha. Evet. 10 sene sevdalı, ben ya bizim şu... önceden çıkmak mesela yoktu böyle. Yoktu tabii. Bir yerde çay bahçesi yoktu. Yani. Gizli çatal arasında buluşacağım gece, dam arasında buluşacağım. O dönem öyle 10 sene... Biz onları yaşadık. Peki onu ailelere nasıl açıldınız? 10 sene sevdalık ediyoruz demediniz. Biri aracı ya dediniz mi ya da? Ya biliyordu ailem zaten. Evet, köyde yani büyük olmadığı için ailem biliyordu. Ay, beni istemeye gelecekler. Babam mangal kömürü yakıyor. Evde değil babam. Şimdi diyor ki Bulgaristan'a kadar gitse baban gideceğim istemeye. Baban geldi mangal kömürü yakıyor ne? Gelmesin herhalde. Yok yani köyün dışında beni istemeye gelecekler. Evde babam yok. Babam dışarıya gittiler istemeye. Babası çalışırken istemeye gelmişler. Mangal kömürü yakıyor dediğin işi oydu. Ben evde mangal yapıyorsam yok, yok misafir gelecek. Yok. Baba kızını vermemek için elinden geleni yapmış ama enişte maşallah azimli çıkmış. Ne olacak evet, o kadar? Babamı eve çağırırız, dinirci gelecek deriz. Der ki benim işim var, gelmez. Eşim de der ki Bulgaristan'a kadar tek giderim istemeye. Tek kız mısın? Değilim, 4 kızız. Dört kız ama başka? En küçükleri ben. Erkek var mı başka? Var, 2 tane de abim var. Maşallah. Hepsi evli mi şu an? Hepsi evli. Yeğenler, çocuklar. Hepsi. Kalabalık. Kalabalık aile. Yakınlar mı buraya? Köyün içinde yakınlar. Ben babamdan biliyorum. Gidip yeğenini bırakırmış pazarda. Jeton cebine doldurmuş bozuk paraları. Jetonun başında akşama kadar pazarda Muharrem abimi çalıştırmış. Gidermiş annemle telefonda konuşmuş. O şeyler var ya. Antresor telefonlar vardı eskiden. Onları falan biliyorum da bu. Evet. Karada su dökecek kadar değilmiş sevdaları. Yani.